İyi akşamlar sevgili seyirciler. Habere Daire hoş geldiniz. Bugünün iki önemli başlığı var. Bunlardan bir tanesi yeni yıl ya da yeni gün olarak niteleyeceğimiz Nevruz. Nevruz kutlandı. Hem de büyük bir keyifle ve mutlulukla kutlandı. Nevruz kutlamalarının merkezi Diyarbakır'dı. Birazdan Diyarbakır'a gideceğiz ve Diyarbakır'daki gelişmeleri arkadaşımız Muratcan Bilgincan aktaracak. Stüdyoda konuklarım olacak. Sayın Halime Kökçe, Star Gazetesi yazarı ve daha sonrasında da Ankara'da bir konuğum olacak ve Twitter yasaklarını konuşacağız. Ama kısa bir aradan sonra, 1,5 dakika sonra sizlerle birlikteyiz. Evet, bugün Nevruz demiştik. Diyarbakır'da Nevruz binlerce kişinin katılımıyla kutlandı ve geçen yıl olduğu gibi bu yılda Abdullah Öcalan'ın mesajı Diyarbakır'daki kitlelere okundu. Önce isterseniz Abdullah Öcalan ne mesajlar verdi onu izleyelim. Daha sonra Diyarbakır'a bağlanacağız. Tüm Türkiye'yi asırların dayanışma ruhuyla bir olmaya çağırıyorum. Sevgili Türkiye halkı, şu ana kadar yürütülen bir diyalog süreciydi ve önemliydi. Bu süreçte iki tarafta birbirlerinin iyi niyetini, gerçekçiliğini, yeterliliğini test etmiştir. Bu testten hükümetin ağırdan alma, tek taraflı yürütme, yasal temelden kaçınma ve uzatma tutumuna rağmen iki tarafta barış arayışından belli bir kararlılıkla çıkmıştır. Gel gelelim. Diyalog süreçleri önemli olmakla birlikte bir bağlayıcılık içermezler. Bundan dolayı da kalıcı bir barış için asla yeterli bir güvence oluşturamazlar. Gelinen noktada müzakere sistematiği için yasal bir çerçeve kaçınılmaz olmuştur. Bu barış başta Rojava olmak üzere tüm bölgede ancak demokratik anayasal çözümlerle pekişecektir. Evet, Habere Dair muhabiri Muratcan Bilgincan Diyarbakır'da, yanında da konuğu var. BDP eş başkanı Gülten Kışanak, daha artık Diyarbakır Belediye Başkan Adayı olarak kendisini nitelendirebiliriz. Muratcan, öncelikle bugüne dair gelişmeleri senden alalım. Daha sonra konuğuna merhaba diyelim. Rıdvan Akar, bugün Diyarbakır'da bayram havası hakim. Sabah erken saatlerden itibaren on binlerce kişi Nevruz alanını doldurmaya başladı. 163 bin metrekare yaklaşık 1 milyon kişi tarafından dolduruldu ve Nevruz panayır havası içerisinde büyük bir coşkuyla kutlandı. Rock parçaları çalındı, Karadeniz türküleri çalındı, Kürtçe parçalar çalındı. Çok büyük bir coşku vardı. Akabinde platform dolmaya başladı. Önce mikrofonu Osman Baydemir aldı. Baydemir'in çarpıcı sözlerinden bir tanesi, kardeş kavgasına bu halk müsaade etmeyecek dedi. Ardından Abdullah Öcalan'ın mektubu okundu. Önce Kürtçe, daha sonra Türkçe olarak. Ondan sonra sahneye çıkan, mikrofonu devralan önemli isimlerden bir tanesi de Gülten Kışanak'tı. Gülten Kışanak şu anda canlı yayın konuğumuz. Kendisi BDP'nin Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı. Gülten Hanım, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Öncelikle sizden şunu rica edeceğim. Bugünün genel bir değerlendirmesini yapabilir miyiz? Bugünkü Nevruz önceki yıllara göre nasıl farklıydı? Evet, bugünkü Nevruz sizin de ifade ettiğiniz gibi son derece coşkulu, son derece heyecanın dorukta olduğu, rengarenk insanların bir bayram, bir festival havasında kutladığı bir Nevruz oldu. Tabii bugünkü Nevruz bize şu tabloyu gösterdi. Aslında Kürt sorunu dediğimiz bu defansız sorunu çözmek çok kolay. Kürt halkı bunun için hazır, Kürt siyaseti bunun için hazır, Sayın Öcalan bunun için hazır. Yani yine Türkiye halkına seslendi. Sayın Öcalan bir bütün olarak Türkiye'nin tamamı barışa sahip çıksın dedi. Hitap ettiği kesim
ne sadece Kürtlerdi, ne sadece devletti, ne sadece iktidardı, halka seslendi. Bir bütün olarak Türkiye toplumu barışa sahip çıksın, biz bu barışı inşa edelim diyen bir çağrısı vardı. Gördüğünüz gibi aslında alanda da bu atmosfer vardı. Yani Karadeniz'in türküleriyle coşan, Karadeniz türkülerini eşlik eden, aynı şekilde Karadeniz'in o güzel ezgilerinin arasına Kürtçenin de katıldığı, Kürtçe ezgilerin söylendiği bir atmosferde yaşandı. Demek ki toplum hazır, halk hazır, Kürtler hazır. Yani siyasette artık buna göre kendisini hazırlamalı ve bu topraklara kalıcı bir barış gelmeli. Bugünkü Nevroz'un bence ana mesajı buydu. Geç kalmamak lazım. Kalıcı barışı test edecek adımları atmak lazım. Halk bunu istiyor, toplum bunu istiyor. Kimse bunun karşısında başka bir yaklaşım, başka bir tutum içerisinde olmasın. Bu topraklarda hepimiz bu kadim topraklarda barış içerisinde birlikte eşit ve özgür yurttaşlar olarak yaşayabiliriz. Abdullah Öcalan'ın mektubunun önemli kısımlarından bir tanesi müzakerelerin hukuksal bir çerçeveye oturtulması isteğiydi. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi bugüne kadar yapılan diyaloglarda güçlü adımlar atılamamasının nedeni buydu. Yani ortada bir diyalog var, görüşme var. Sayın Öcalan'la sürekli görüşmeler devam ediyor, heyetler gidip geliyor. İktidarlar değişse de başka heyetler bu görüşmeleri sürdürüyor. Fakat bu görüşmeler sonucunda biz kalıcı bir barışa doğru güçlü adımlar atamıyoruz. O nedenle yapılması gereken artık bu müzakerelerin, bu görüşmelerin bir yasal çerçeveye kavuşturulması, üzerinde siyasi polemik yapmaktan vazgeçilmesi, bu bir iktidarın sorunu değil, bu herhangi bir partinin sorunu değil, bu bir bütün olarak hepimizin geleceğini ilgilendiren bir sorun ve bunu çözebiliriz. Bu nedenle parlamentonun sorumluluk alması ve bir yasal düzenleme çıkartması, madem milli iradeyi temsil ediyor parlamento, madem toplumun tamamını temsil ediyor, halkın büyük bir kısmında böylesine güçlü bir çözüm iradesi varsa, böylesine güçlü bir barış beklentisi, talebi varsa parlamentonun burada sorumluluk almasından daha doğal bir sonuç yok. Efendim biraz da yerel seçimlerden bahsedelim. Çok kısa bir zaman kaldı. Bir haftadan biraz uzun bir zaman. Seçim hazırlıkları nasıl ilerliyor? Şayet belediye başkanlığı koltuğuna oturduğunuz takdirde nasıl bir belediye başkanı profili çizmeyi düşünüyorsunuz? Seçim hazırlıkları çok güçlü bir şekilde zaten bugüne kadar sürdürüldü. Bugün Diyarbakır Nevroz'unda aslında bir anlamda seçime dair de sözünü söyledi halk. Evet, bu bir geleneksel ve tarihi bir bayram Nevroz. Hani bir siyasi partiye sığabilecek kadar şey değil, tarihi kökenleri çok güçlü olan bir bayram. Ama en nihayetinde politik duruşu, politik söylemleri, sloganlarıyla bence Diyarbakır 30 Mart'a kalmadan sözünü bugün söyledi. Tabii biz bu önümüzdeki bir haftayı da yine halka giderek, gidemediğimiz yer kaldıysa oraya da giderek insanların gönlünü kazanmaya çalışıyoruz. Zaten biz hani oy istemek değil de halkın gönlünü kazanmak üzerine bir seçim kampanyası kurduk. Halka teşekkür ettik bugüne kadarki çabaları, emekleri nedeniyle ve bundan sonra daha iyi hizmet alabilmeleri, daha demokratik bir yerel yönetime kavuşmaları için bu seçimde de iradelerini ortaya koymalarını istedik ve halkın gönlünü kazanmaya yönelik bir, onlara teşekkür etmeye yönelik bir kampanyaydı. Bu önümüzdeki birkaç günü de yine böyle değerlendireceğiz. Gidemediğimiz yerler varsa oralara gideceğiz. Bu çalışmayı, bu halka teşekkür ziyaretlerimizi ve halkın demokratik bir yönetim, yerel öz yönetim konusundaki iradesini teşvik eden, destekleyen kampanyamızı sürdüreceğiz. Teşekkür ederim efendim. BDP Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Gülten Kışanak'la görüştük. Herkesin Nevruz'unu kutlayarak sözü tekrardan Rıdvan Akar'a bırakıyoruz. Evet, Muratcan Bilgincan'a teşekkür edelim ve konuğum Star Gazetesi yazarı Halime Kökçe ile. Öncelikle şunu sormak isterim Sayın Kökçe. Sayın Kışanak'ın belirttiği, daha doğrusu Abdullah Öcalan'ın da konuşmasında altını çizdiği bir nokta var. O da yasal düzenlemeler konusu. Müzakere sürecinin bu yasal düzenlemelerle garanti altına alınması aslında neredeyse 2 yıldır dile getirilen bir husus. Sizce hükümet neden ağırdan alıyor?
Şimdi şöyle ifade edeyim. Öncelikle herkesin Nevruz'unu ben de kutlamak isterim. Geçen yıl Nevruz'da Diyarbakır'daydım. Sürecin Öcalan'ın ağzından başlatıldığı gündü. O günden bugüne çok yol alınmış. Yani sosyopsikolojik anlamda çok yol alınmış. Onu ben gördüm bu yılki Nevruz'da. O günün akşamında BDP'li vekiller bir resepsiyon vermişlerdi. Daha doğrusu Osman Baydemir, Diyarbakır Belediye Başkanı bir resepsiyon vermişti. Orada benim şöyle bir gözlemim olmuştu. Tabii ki hani herkes bu eşiği çok önemsiyordu ama bir kaygı vardı yine de. Ben bu süreç zarfında o kaygının da atıldığını, özellikle BDP'li siyasetçiler nezdinde o kaygının da atıldığını gördüm, öyle düşünüyorum. Öcalan'ın konuşmasındaki şeyi çok önemsedim. AK Parti'nin bütün yavaştan almalarına rağmen... Alıyor mu sizce de? Yani... Ben kişisel kanaatimden ziyade hani bana da kalsa hemen şimdi derim ama bu süreç bu tür acelelikleri kaldırmayacak bir süreç. Evet. Bu açıdan hani katılmıyorum. Sıhhati de biraz herhalde AK Parti'nin yavaştan almasında gizli diye düşünüyorum. Evet. Bir sürü ülkücü, milliyetçi duygulara sahip insanları da çözüm sürecine ikna etmek herhalde ancak böyle mümkün olacak. Bir tarafın olmaz asla bu bir ihanet projesidir dediği, bir tarafın da hemen şimdi dediği Sarkaç'ta herhalde herkesi bu sürece ikna edebilecek bir aktör AK Parti. Bu açıdan kıymetli buluyorum ama dediğiniz şey, yani Gülten Kışanağ'ın da Öcalan'ın da bugünkü mektubunda dile getirdiği hususu da önemli buluyorum. Bir yasal zemin sadece Kürt siyaseti açısından değil bence. Yani müzakerelerin belki kişilere bağlı olmamasını da sağlayabilecek. Olmaması ve devlet olacak. Nezdinde de bence bu artık çok önem kazandı. Yani 7 Şubat krizinin gerekçesini biliyorsunuz. Yani bu müzakereleri yürütüyor olmak, işte PKK ile görüşüyor olmak bile bir kovuşturmaya sebebiyet teşkil edebiliyor. O açıdan yani sadece BDP'li siyasetçilerin evet. talebi olmamalı bu artık. Şu aşamadan sonra bence bu konuda hepimiz daha açık ve net ve cesaretlendirici konuşmalıyız. Peki sevgili seyirciler, Nevruz barış içerisinde bir festival havasında kutlandı demiştik. Peki Türkiye'deki Nevruz'un serüvenine ve daha öncesinde nasıl yaşanıyordu, neler yaşanmıştı? Onunla ilgili bir kısa haber hazırladık, onu izleyelim. Bu coğrafyadaki halkların, inançların ve geleneklerin yüzyıllardır kutladığı bir bayram. Farklı efsanelerde, farklı hikayelerde anlatılan bir 21 Mart günü. Kimi demirci kavanın ateşini, kimi baharın müjdecisini kutluyor. Doğu coğrafyasında yeni yılın başlangıcını ya da yeni günü müjdeliyor. Nevruz Osmanlı döneminde saraylarda ve sokaklarda kutlanıyordu. Pir Sultan Abdal'ın dizelerinde o coşku şöyle yer alıyordu. Sultan Nevruz günü canlar uyanır. Hal ehli olanlar nura boyanır. Muhib olan bugün ceme dolanır. Himmeti erince Nevruz Sultan'ın. Aşık olan canlar bugün gelirler. Sultan Nevruz günü birlik olurlar. Halak-ı cihandan ziya olurlar. Himmeti erince Nevruz Sultan'ın. Osmanlı'da mali yılın başlangıcı Nevruz olarak kabul ediliyordu. Nevruz'dan günler önce karşılıklı hediyeler veriliyor, macun yeniyor, şerbetler içiliyordu. Nevruz, baharın coşkusu demekti. Cumhuriyet'in ilk yıllarında Nevruz devlet eliyle kutlanmaya devam etti.
Gençler spor müsabakaları yaparken Mustafa Kemal Atatürk bizzat törenlere katılıyordu. 1930'lu yıllarla birlikte Nevruz milli bayram olmaktan çıkarıldı ve böylece daha mali bir şekilde kutlamaya dönüştü. Ancak yasaklanmadı. 1984'ten sonra PKK Nevruzları sadece bayram olarak değil, siyasi bir kalkışma ve uyanış olarak lanse etti. Ve o dönemden itibaren 1 Mayıs'lardaki gerilim Nevruzlara taşındı. Yüzyılların bayramı 90'lı yıllara gelindiğinde kana bulandı. Bir yanda PKK eylemlerine devam ediyor, diğer yanda faili meçhuller, katliamlar yaşanıyordu. Cumhurbaşkanı Turgut Özal da Kürt sorununa, çözüm arayışlarına devam ediyordu. İşte böylesine bir kavşakta 1991 yılında Nevruz bayram ilan edilerek PKK'nın elindeki koz alınmak istendi. Ancak aynı yıl çıkan olaylarda farklı şehir ve ilçelerde 31 kişi hayatını kaybedecekti. ...1992 Nevruz'u ise dönemin en kanlı günlerinden biri olarak tarihe geçti. O gün yaşanacaklar sanki günler öncesinden geliyorum demişti. O gün yaşanacaklar için sanki birileri çok önceden harekete geçmişti. Provokasyonun tarihi 21 Mart, adresi Şırnak, Cizre'ydi. O gün PKK'nın bağımsızlık ilan edeceği iddiaları ortalıkta dolaşıyor, devletin de gücünü göstereceği emareleri gazetelerde yer alıyordu. Ve o gün korkulan oldu. Cizre'de PKK milisleri mahallelerde boy gösterdi, kutlamalar sırasında açılan ateş sonucu 94 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin arasında 5 ve 9 yaşında iki çocuk da vardı. Bahar bayramı kana bulanmıştı. O gün gazeteci İzzet Keser de başından vurularak ölenler arasındaydı. Sonraki yıllarda devlet de Nevruz'un tüm Asya'da kutlanan bir bayram olduğunu keşfetti. Madem ki Orta Asya'da Türkler de kutluyordu, o halde sadece Kürtlere mal edilmemesi için protokolde Nevruz ateşiyle tanıştı. Süleyman Demirel, Mesut Yılmaz, Tansu Çiller ve devlet erkanı Nevruz ateşinin üzerinden atlayacaktı. Nevruz için demişiz ki Adem ile Havva anamızın buluştukları gündür. Değerli silah arkadaşlarım. Hatta Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Nevruz Bayramı'nı kutlayacaktı. 1999 Nevruz'u kritik bir döneme denk geldi. Abdullah Öcalan'ın yakalanmasının üzerinden henüz bir ay geçmişti. Güneydoğu'da hemen her il ve ilçede olaylar çıktı. Yaralı var mı? Yaralı var, yaralı. Yak yere, yak, yak. Apartmanlardan gelen ateş sonucu bir görebildiğim kadarıyla bir polis memuru yaralandı. İnsan Hakları Derneği raporuna göre Türkiye genelinde o gün 8.174 kişi gözaltına alınmıştı. Nevruzlar PKK ile çatışma ya da eylemsizlik kararına göre farklılıklar gösteriyordu. Hayır! 2000'li yılların başında esen çatışmasızlık hali Nevruzlara da yansıyacaktı. ...2002 yılında Sezen Aksu Diyarbakır'da 500 bin kişiye şarkılar söyledi.
o anlar için daha sonra bir meditasyon gibiydi diyecekti. Bir sene önce Sezen Aksu'yu ağırlayan Diyarbakır 2003'te rock parçalarıyla inledi. Teoman Diyarbakır'da Nevruz için söyledi. Bir sonraki yıl sahnede bu kez İbrahim Tatlıses ve Civan Haco vardı. Barışın ve kardeşliğin türküleri semalara yükselecekti. Yıllar yılları kovaladı. Devlet resmi törenlerde ateşler üzerinden atlarken halk meydanları doldurmaya devam etti. Kimi kutlamalarda çatışmalar çıktı, kimisinde coşku doruğa ulaştı. Türkiye çözüm sürecini yaşıyordu ve 2013 Nevruz'u o sürecin en önemli adımlarından birisi oldu. Diyarbakır'da Sırrı Süreyya Önder, adı artık Nevruz Meydanı olan alandaki yüz binlerce kişiye ve ekranlardaki Türkiye'ye Abdullah Öcalan'ın mektubunu okuyordu. O mektupta Öcalan barış diyordu. Zaman ihtilafın, çatışmanın, birbirlerini horlamanın değil, ittifakın, birlikteliğin, kucaklaşmanın ve helalleşmenin zamanıdır. Yasaklandıkça olayların yaşandığı, izin verildikçe coşkunun en üst seviyelere çıktığı bir bayram günü geçmişte işte böyle yaşandı. Baharın müjdecisi, yeni yılın başlangıcı ya da yeniden doğuş. Nevruz aslında bu coğrafyada ortak kaderleri yaşayan tüm halkların ortak bayramı olmalıydı. Halime Hanım, Twitter yasaklandı. Ne düşünüyorsunuz? Ben Twitter'a bakıyordum. Anladığım kadarıyla siz yasağa deldiniz. Gün içinde akıyordu da şu an herhalde internetimle ilgili bir sorun var. Timeline'ım akmıyor 2-3 saattir. Şu an yasak galiba. Biliyorsunuz yasak. Akşamdan itibaren başladı yasak. Ne hissediyorsunuz, ne düşünüyorsunuz? Yani şimdi şöyle ifade edeyim. Bir duygusal bakışım var bu meseleye. O duygusal bakışım gerçekten Twitter'ın son dönemde çok yani kişilik suikastlarının yapıldığı, insanlara iftiraların atıldığı bir yere dönüştü. O açıdan şeyim yani bu yasaklanmasını meşrulaştırmak anlamında asla söylemiyorum ama yani Twitter'la ilgili bir şey yapmak gerekiyor kesinlikle. Twitter ve sosyal medyayla. Bu neden bugün konuşuyoruz? Yani yasaklanmalı mı? Yapılması gereken bu hayır, mudur? Hayır. Onu kastetmiyorum tabii ki. Yani sosyal medyaya ilişkin genel bir yasaklanmayı herhalde hiç kimse kabul etmez. Bunu meşru görmez. Ama görenler var şu anda. Yani görenler var, onlara sorarsınız, görüyor musunuz, görmüyor musunuz diye ama ben genel bir yasaklamanın kesinlikle söz konusu olmaması gerektiğini düşünüyorum. Ama Twitter'la ilgili ve sosyal medyayla ilgili, sosyal medyanın son dönemde gördüğü işlevle ilgili derhal aciliyetle bir şey yapmak gerektiğine de canı gönülden inanıyorum. Bu tabii ki Twitter'ı tümden ortadan kaldırmak asla ve kata olmamalı. Yani şahsen başıma gelen, çok yakınlarımın başına gelen onlarca hadise var. Bu hadiseler gerçekten insanların ailelerini, yuvalarını yıkma derecesinde elim şeyler. Şimdi 250 milyon civarında Twitter kullanıcısı evet. var dünyada ve dünyanın başka ülkelerinde de 3 aşağı 5 yukarı galiba sizin şu anda şikayetçi olduğunuz konular oralarda en da konuşuluyor. En çok Amerika'dan Twitter'la ilgili yani herhangi bir yasak konmuyor o ülkelerde. Yani. Ama şey olarak başvuruda bulunuyor. Ben şöyle bir baktım da hani bir erişimle ilgili, bir kullanıcıyla ilgili şikayet, onun engellenmesiyle ilgili en çok şikayet Amerika'dan gidiyor ve Amerika'dan giden şikayetlerin %80'ine yakınını Twitter karşılıyor. Şimdi ben Sayın Hüseyin Çelik'in 10 Mart'ta yani 10 gün kadar önce Vatan Gazetesi'yle
yaptığı bir röportajı görüyorum. Röportajda diyor ki, peki diyorlar, Twitter'ı kapatacak mısınız? Yani böyle bir tasarrufunuz olacak mı? Şunu söyleyeyim, yargı kararı olmadan başbakan veya başka bir yetkili istedi diye bunlar kapatılamaz. Biz tahkime taraf olan bir ülkeyiz. Yani uluslararası mahkemelerin hakemliğini kabul eden bir ülkeyiz. Uluslararası mahkemelere gidip Türkiye aleyhine karar alacaklar. İster istemez ya açmak durumundasın, hı-hı, ya da uluslararası camiadan kopmak durumundasın. Avrupa Konseyi'nin mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi beni bağlamaz diyebilir miyiz? Ve devam ediyor. Başbakan mücadelemizi hukuk içinde yaparız diyor Sayın Çelik. Biz Facebook'u, Twitter'ı kapatacağız diye bir şey olamaz. Yanlış varsa bunun üzerine gidilmeli. Siz de göz ardı etmeyin. YouTube, Facebook, Twitter Türkiye'nin iradesini tanımıyor diye devam ediyor. Aradan 10 gün geçiyor. Twitter'ın yerle bir edileceği şeklinde Sayın Başbakan bir açıklama yapıyor ve sonrasında durumdan vazife çıkaran yargı böyle bir tasarrufta bulunuyor. Ya durumdan vazife çıkartıyor mu çıkartmıyor mu onu ben bilemem tabii ki ama bir yargı kararı olduğu söyleniyor. 3 tane neticelenmiş. Ama 20 Şubat'ta alınmış bir karardan bahsediyoruz. Yani neden o gün uygulanmadı ya, da Sayın Başbakan'ın konuşmasını önerdi? Onun yorumu bana ait değil, onu anlatmaya çalışıyorum. Yani o bir kanaat, yani bunun yorumu bana ait değil. 3 tane yargı kararı var bildiğim kadarıyla, bu yargı kararlarını tanımıyor ama süren de işte 600 küsür davadan söz ediliyor. Dediğim gibi yani bütün bunlar gerekçe, karine oluşturur mu oluşturmaz mı? Elbette ki tümden yasaklamak yerine bunun teknik imkanı var idiyse bilmiyorum açıkçası. Twitter'ın şartelini indirmektense söz konusu davalara mevzu olan adreslerin, URL'lerin her neyse kullanıcıların internetini yasaklamak yoluna gidilmeliydi. Bence bunun teknik... Yani hükümetin bu konuda hata yaptığını düşünüyorsunuz. Şimdi bu hükümetin yaptığı bir şey mi değil mi onu bilmiyorum. Yani hükümet yaptıysa tabii ki hata yapmıştır. Yani bu hani hükümet hatasız bir kurum değil. Böyle bir şeyi herhalde tahayyül etmiyoruz. Ama şu da var bildiğim kadarıyla. Bu internet yasası ile ilgili siz de vakıfsınızdır. Mecliste geçen ve üzerinde çok tartışılan yasanın bir şeyi de içeriğindeki bir madde de bu tür durumlarda sayfayı tümden ya da işte o servis sağlayıcıyı tümden kapatmak değil, sadece o içeriğin olduğu sayfayı kapatmaya yönelik bir yenilik revizyon yapmak gibi bir şey vardı. Tasarruf öngörüyordu o yasal düzenleme. Tabii onunla da hani şu anki mevcut durum onunla da çelişiyor. Ama dediğim gibi ben bunun bir teknik imkansızlıktan dolayı mı yoksa Twitter'ın o uzlaşmaz tavrına ilişkin bir masaya çağırma yöntemi olarak mı denendiğini bilmiyorum. Ama ben açıkçası Türkiye'deki pek çok konuda olduğu gibi bir söylem ve eylem arasında bir uyuşmazlık olduğunu düşünüyorum. Söylemimiz çok sert ama icraata sıra gelince olay farklı oluyor. Yani bu Twitter dün akşam 12'den itibaren erişim engellendi. Bunun herhalde hiç kimse çok uzun süreceğini düşünmüyor. Bugün de nitekim Twitter hani yetkililerinden bugün yapılan biraz önce görüşüyorlar. Bir açıklamayla da erişimin en kısa sürede sağlanmasını umut ettiklerini ifade ediyorlar. Ben de öyle bir şey aldım. Bir görüşme ve hani Twitter'ın genel merkezinin zaten herhalde genel merkezi Türkiye'ye taşımak. YouTube, Facebook ve Twitter gibi bu genel kullanıma çok yaygın kullanılan sosyal medya adreslerinin Türkiye'de hani yatırım yapan burada hukuki bağlayıcılığı olan bir ilişkiye girilmesi isteniliyor. Ben biraz da bu sürecin onunla da ilgili olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ama tabii ki hani hiçbir şekilde ben dediğim gibi yani şu anda Twitter'a ilişkin inanılmaz şikayetçiyim. Biliyorum hani sizi. Neredeyse oh be diyecek durumdayım. Benim de bir davam var. Sizin de benim, yaşadığınız kişisel sorunlar olduğunu biliyorum. Yani benim kişisel sorunum hiç sorun değil. İnanın ki yani mevzu bile etmeyeceğim. Yani o kadar elim şeyler yaşıyor ki insanların aileleri parçalanmak üzere atılan iftiralardan dolayı. Şimdi böyle bir yönü olduğunu da bilelim isterim sadece. Peki sevgili seyirciler, Twitter dünyada nasıl kullanılıyor? Hangi ülkelerde yasak? Hangi ülkeler Twitter'dan şikayetçi? Bununla ilgili küçük bir araştırma yaptık.
Üçüncü bir ülke yok. Çin'den sonra Twitter'ı yasaklayan ikinci ülke Türkiye oldu. Aslında örnekleri çok. Dönem dönem, zaman zaman, gün be gün liderler Twitter'a yasaklar koydu, koymaya da devam ediyor. Eski Libya lideri Kaddafi bunlardan biriydi. Mesai saatinden sonra Twitter'ı kapattırmasıyla bilinirdi. Bir başka örnek İran'dan Ahmedinejad'ın emriyle gelmişti. Seçimlerde şaibe olduğu iddiasıyla on binlerce İranlı sokağa döküldüğü zaman rakibi Musavi için ev hapsi talimatı vermiş, eş zamanlı olarak da sosyal medya ağlarına yasak getirmişti. Bugün İran'da 2 milyon kullanıcı Twitter'a farklı servis sağlayıcılarından bağlanabiliyor. Bir başka örnek Mısır. Mısır'da mübarek karşıtı gösteriler sırasında Twitter kısa süreli engellenmişti. Şimdi göreceli serbest. Ve dünyaya bütün kapılarını kapatan Kuzey Kore. Liderinin %100 oyla seçildiği Uzak Doğu ülkesi. Orada internet hiç yasaklanmadı, zira hiç serbest de olmadı. Sosyal medya ve Twitter'ın Avrupa'da yasak olduğu tek ülke Belarus. Belarus'u Avrupa'nın son diktatörü olarak nitelendirilen devlet başkanı Alexander Lukashenko yönetiyor. Lukashenko 1994'ten bu yana iktidarda bulunuyor ve eski bir Sovyet subayı olarak biliniyor. Twitter Çin'de 2009 yılından beri yasak. Facebook ve YouTube da öyle. Ancak Çin'in yerli Twitter'ı var, adı Weibo. İngilizce versiyonu yok, sadece Çince ve tümüyle devlet kontrolünde. Türkmenistan ve Özbekistan'da da internet kısıtlı olarak kullanılıyor. O kısıtlamanın boyutlarını sadece devlet büyükleri belirliyor. 2013 İnternet Özgürlüğü raporuna göre Türkiye, interneti görece özgür kullananlar kategorisinde 60 ülke arasında 38. idi. Twitter yasağından sonra kaç basamak daha düşecek ya da küme mi düşecek, zaman gösterecek. Twitter'ın dünyadaki ve Türkiye'deki ahvali böyle. Ben veda etmeden önce Sayın Halime Kökçe'ye son bir soru sormak istiyorum. Seçim süreci, seçimlere çok kısa bir zaman kaldı. Ve büyük bir kutuplaşma, büyük bir hakikaten öfkeli bir dil kullanılıyor. Siz de bundan rahatsız mısınız? Ya elbette ki rahatsızım. Rahatsız olmakla beraber anlamaya ve analiz etmeye de çalışıyorum tabii ki. Herkesin de rahatsız olduğunu düşünüyorum ama rahatsız oluşumuz neticeyi değiştirmiyor. Çünkü temelde hakikaten anlaşılması ve çözülmesi gereken bir zemin var. Onun anlaşılmasından sonra herhalde biz ancak bu rahatsızlıktan öfkenin kurtulacağız. Öfkenin hitabet sanatı olmaktan çıkarılması gerekiyor. Öfkenin hitabet sanatı olmaktan çıkarılması gerekiyor. Bir, ikincisi de yani siyasetin meşru ve olağan araçlarıyla yapılması gerekiyor. Yani siyaset dışı unsurlar işin içine girince başka türlü bir dil de hemen hortluyor. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim, programımıza teşekkür katıldığınız ederim. İçin sağ olun. Sevgili seyirciler, şimdi Ankara'da bir konuğum var. Kanal Türk Ankara temsilcisi, meslektaşım Faruk Mercan. Faruk Mercan, hoş geldiniz. Merhaba Rıdvan, iyi yayınlar. Sağ olun. Sayın Mercan, sizle de Twitter'la başlayalım. Twitter yasağını nasıl değerlendirdiniz? Şimdi hatırlarsanız yakın zaman öncesinde bir kanun geçti Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden ve Cumhurbaşkanı da onayladı. Orada internetle ilgili bazı düzenlemeler vardı. Ve o internet düzenlemelerinde Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı internette herhangi bir sayfaya müdahale etme, içerik müdahalesi etme imkanı elde etti ve ama işte 24 saat ya da 48 saat içinde mahkemeden de bunun kararını alması kaydıyla. Şimdi Twitter'a gelince herhalde nasıl ki internet ortamında böyle oluyor, nasıl ki televizyonlarda diyelim ki radyo televizyon üst kurulu bir karar alıyor, bu bir televizyonun kapatılması anlamına gelmiyor. Programla ilgili bir karardır bu ya da diyelim ki bir gazeteyle ilgili
gazetenin herhangi bir haberiyle ilgili, bir yayınıyla ilgili mahkemeler bir karar verdiği zaman bu gazeteyi kapatmıyorlar. O içerikle ilgili bir tekzip metnidir bu ya da diyorlar ki bunu düzelt. Şimdi aynı şeyin Twitter için de geçerli olması lazım. Şimdi sabah dün geceden itibaren önce denildi ki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bir kararı var. Başsavcılık açıklama yapıyor, benim böyle bir kararım yok. Sonra denildi ki hayır, mahkeme kararı var. Türkiye Barolar Birliği başvurdu hem Ankara'da hem İstanbul'da. Böyle bir mahkeme kararı yok. Şimdi o zaman bakın daha da vahim bir durumla karşı karşıyayız. Demek ki bir mahkeme kararı da yok. O zaman tamamen idari ve siyasi bir tasarrufla bir karar alınmış. Yani bir platform kapatılıyor. Yani bunun diyelim ki televizyon yayınlarının kapatılması, gazetelerin kapatılmasından bir farkı yok Sayın Rıdvan Akar. Evet, 7 milyonluk bir platformdan yani kaldı ki mahkemeler böyle mahkeme bile kullanıcı yoğunluğu olan bir platform. Ya bırakın siyasi bir karar, idari bir karar, mahkemeler bile böyle bir genel karar veremezler. Ve bir mahkeme kararı da olmadı, ortaya çıktı. Sayın Mercan, ama bu arada siz girmişsiniz. İzlediğim kadarıyla biz de Twitter adreslerimizi şu anda veriyoruz. Ama sizin de takip ediyorum. Siz bypass edip bir şekilde Twitter'dasınız bizim gibi. Hayır, bypass değil. Yani Cumhurbaşkanı ne yaptıysa ben de onu yaptım. Yani bir program var, onu indiriyorsunuz internetten. Fakat sıkıntılı oluyor. Gün boyu mesela kesiliyor, çalışmıyor. Çok uğraşmak gerekiyor. Ya ama yani niye acaba Türkiye bu duruma düştü Rıdvan Bey? Yani ben mesela bugün doğrusu Sayın Cumhurbaşkanı Gül'den daha aktif bir tavır beklerdim. Yani nasıl, Sayın Cumhurbaşkanı Gül nasıl değerlendirdiniz? Eğer bu ülkede devlet başkanıysa, tasvip etmediğini söyledi Sayın Cumhurbaşkanı. Bunun en kısa sürede aşılması gerektiği yönünde bir açıklama yaptı. Galiba da günün en çok retweetlenen, yani 15.700'ü geçmiş tweet'i de bu oldu. Şimdi ben Sayın Cumhurbaşkanı Gül'ün çalışma tarzını biraz biliyorum. Yani Gül bu açıklamayı yaptıktan sonra muhtemelen Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'yla, İstanbul'daki makamlarla falan bir ilişkiye geçmiştir. Ama bana göre artık bu noktaya geldiğine göre Türkiye'de iş, bakın mesela bir gece yarısı koskoca bir Twitter, bir platform kapatılıyor. Önce kamuoyu aldatılıyor, bir başsavcılık kararı var, sonra mahkeme kararı. Bugün Adalet Bakanı bile mahkeme kararı var diyor. Bu nasıl ülke yani, Allah aşkına? Adalet Bakanı bir mahkeme kararı var diyor. Türkiye Barolar Birliği mahkemeye gidiyor, yok. Ulaştırma Bakanı bizimle ilgisi yok. Burada diyor bir hukuki prosedür var. Aynı şekilde yani şimdi baktığınız zaman böyle bir ülkede ben bu ülkenin bir vatandaşı olarak Sayın Gül'ün artık çok daha net bir biçimde tavrını belirlemesi gerektiğini düşünüyorum. Tamam, kabul edilemezdi ama bunu biz söylemeliyiz. Yani bu biz sivil vatandaş olarak, ama Sayın Gül'ün elinde imkanlar var. Yani Ulaştırma Bakanı'nı köşke çağırıp görüşmesi lazım. Adalet Bakanı'nı köşke çağırıp görüşmesi lazım. Bir daha böyle şeyler yapmayın demesi lazım. Ülkede bir İçişleri Bakanı var. Gazetecilerin gece yarısı evlerinin kapılarının kırılmasından filan bahsediyor. İşte savcılar gidip almıyorsa savcıyı da alın diyor filan emniyete. Emrecan, aslında siz 23 saat kadar önce attığınız bir tweette böyle bir İçişleri Bakanı'nı köşke çağırıp görüşmesi lazım. Azil yetkisini kullanması lazım Rıdvan Bey. Sizin attığınız Rıdvan bir tweet'i Cumhurbaşkanı şey yapıyorum. Özellikle bu 3. dünya ülkelerine özgü bir yapıdır. Türkiye eskisi gibi pırıltısını taşımıyor bölgede dediği açıklamaya atfen. Diyorsunuz ki Cumhurbaşkanı Gül gecikmeli de olsa artık tavrını netleştiriyor. Rejimi rayından çıkarmak isteyen başbakan ve dar ekibine tavır koyuyor. Bu tavrın gerçekten şu anda konulduğu kanaatinde misiniz? Böyle bir ayrışma süreci yaşanıyor mu sizce? Ben o kanaatteyim. Sayın Cumhurbaşkanı Gül Danimarka'da beraberindeki gazetecilere yaptığı açıklamalarla çok açık ve net tavrını koydu. Bundan sonra Sayın Başbakan ve dar kadrosunun yanlışlarına ortak olmak istemiyor. Çünkü düş güç komplosuna ben inanmıyorum diyor. Yurt dışındaki okullara sahip çıktı. Biliyorsun Sayın Başbakan bu okulların kapatılması için büyük çabalar içerisinde yurt dışındaki Türk okullarının. Keza Başbakanın söylemlerine de 3. dünyacı söylemler dedi. Sabahleyin çok erken bir saatte Twitter'ın kapatılmasına tepki göstermesini de ben aynı kategoride değerlendiriyorum, ama şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın elinde yetkiler var Rıdvan Bey. Devlet başkanı olarak bakanlar kuruluna başkanlık etmekten tutun, bakanları azletmeye kadar. Eğer bu ülkede dünden beri kamuoyu aldatılıyorsa ve yanıltılıyorsa, bir başsavcılık kararı olmadığı halde, bir mahkeme kararı olmadığı halde, bakın bir mahkeme kararı yok, Adalet Bakanı çıkıp diyor ki efendim diyor bir mahkeme kararına istinaden Twitter kapatıldı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın
böyle bir bakanı köşke çağırması lazım, bilgi alması lazım. Eğer görevin kötüye kullanılması anlamında bir takım şeyler varsa, kim bu emri verdiyse, yani bir mahkeme kararı olmadan, bir savcılık kararı olmadan Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'na İçişleri Bakanı mı bu emri vermiş, Ulaştırma Bakanı mı ya da hangi bakansa, gerekirse Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu bakanlarla ilgili azil mekanizmasını da işletmesi lazım. O zaman biz ancak bir hukuk devleti olabiliriz. Yarın bir gün, peki o zaman siz, birisi kalkıp başka Sayın Cumhurbaşkanı'nın böyle yapar. Bir iradeyi hayata geçireceği kanaatinde misiniz? Yoksa bir temenniden mi söz ediyorsunuz? Şöyle, ben esas şu anda önümüzdeki sürece baktığımız zaman daha ziyade Sayın Cumhurbaşkanı'nın da 30 Mart seçim sonuçlarını görmek istediğini düşünüyorum. Çünkü şunu unutmayın, aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanı bir 5 yıl daha köşkte devam etmek istiyor. Ve Ağustos 10 Ağustos'ta Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı herhalde 30 Mart seçimleri sonuçları da kendisine bir tablo ortaya koyacaktır. O tablodan sonra ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın eğer yeniden Türkiye'de bir kere daha Cumhurbaşkanı olmak istiyorsa, hem de halkın seçtiği ilk Cumhurbaşkanı olmak istiyorsa, çok daha açık ve net bu yanlışlara dur deme anlamında bir irade ortaya koyacağını ben düşünüyorum. Sayın Mercan, Fethullah Gülen'in Zaman Gazetesi'nde yayınlanan röportajında özellikle seçim süreciyle ilgili hangi partiye oy atılacağı konusu en çok merak edilen konuydu. Fethullah Gülen burada hiç kimsenin iradesine karışmayacağını, ama işte kendilerine hakaret edilen, işte ötekileştiren AK Parti'ye karşı da bir duruş sergilenebileceğini ifade etti. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bugün cemaat tercihlerini ne şekilde ortaya koyacak sizce? Şimdi ben tabii cemaatin, hizmet camiasının tercihlerini ne şekilde ortaya koyacağı konusunda, yani bunu bir böyle bir bilgiye sahip değilim ve bunu söyleme konumunda da değilim. Ancak Sayın Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin Zaman Gazetesi'ndeki röportajı ile ilgili, hatırlattığınız kısımla ilgili bir şeyler söyleyebilirim. Orada Hoca Efendi çok açık ve net şunu söylüyor bana göre. Aşağı yukarı 3 aydır Başbakan tarafından yürütülmekte olan, zaman zaman küfretme noktasına kadar gelen camiaya yönelik bir şey var, bir kampanya var. Bütün bunların herhalde camiaya gönül vermiş insanlar üzerinde bir etki doğurmamasını bekleyemeyiz. İkinci olarak da yine sözlerinden gördüğüm kadarıyla önümüze bir belediye seçimi var. Dolayısıyla belediye seçimlerinde aslı olan bu bir genel seçim değildir, ki ben de aynı kanattayım. Mesela yıllardır belediye seçimlerinde sandık başına gittiğim zaman önümdeki adaylara bakarım. Yani orada A adayı var, B adayı var. Gerçekten her partiden, yani Milliyetçi Hareket Partisi'nden düzgün belediye başkanları yok mu? Sadece AK Parti'de mi düzgün belediye başkanları var? Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nde düzgün belediye başkanları yok mu? Her partide var. Büyük Birlik Partisi'nde yok mu? Sivas'ta bildiğim kadarıyla Büyük Birlik Partisi mesela şu anda il belediyesine sahip. O bakımdan oradaki mesajların elbette ki oy vicdani bir kanaattir. Gerçekten orada oy verme bölümüne girdiğiniz zaman orada vicdani kanaatlerinizle yaptığınız bir tercihtir. Ve dolayısıyla insanlar herhalde sandık başına giderken 3 aydır Türkiye'yi kasıp kavuran, neredeyse hükümetin yarısıyla ilişki kurmuş, Türkiye'yi adeta bir rüşvet ağına çevirmiş Rıza Sarraf olgusunda dikkate alacaklardır. Bu kadar şeyler olup biterken Rıza Sarraf örgütünü görmezden gelerek 3 aydır hizmet camiasına örgüt diyen insanların bu söylemlerini herhalde dikkate alacaklardır Rıdvan Bey. Sayın Mercan, seçilmiş bir iktidara karşı bir komplo düzenlendi. Önceki seçimlerde de bu kasetlerle mağlul olan seçim sürecinin yine tapeler ve kasetlerle manipüle edildiği yönünde bir şikayet hükümet tarafından, AK Parti'ye oy veren geniş kitleler tarafından da bir şekilde ifade ediliyor. Siz bir Ankara gazetecisisiniz, devleti yakından tanıyorsunuz. Önceki seçimlerde de bu sürecin yaşandığına tanıklık ettiniz. Bu tapeleri yayınlayanlar kimler? Nereden çıktı? Nasıl bir yapıyla karşı karşıyayız sizce? Şimdi Rıdvan Bey, ben bu tapeler konusunu ikiye ayırıyorum. Birincisi, 17 Aralık ve 25 Aralık operasyonları hakim kaldığı için, bunu kamuya mal etmek için. Esasen bu da, yani tamamen, ben aynı zamanda hukuk kökenli bir gazeteciyim. Dolayısıyla hukuk prensipleri evrenseldir. Bu prensipler neyse ona göre konuşmak zorundayız.
Esasen bu da çok bütünüyle mantığıma sığmıyor ama şöyle diyorum. Diyorum ki 17 Aralık ve 25 Aralık operasyonları akim bırakılmak istendiği için, yani yapılmak istenmediği için ve karartılmak istendiği için 17 Aralık ve 25 Aralık dosyaları ile ilişkili olarak o belgelerin, bilgilerin yayınlanması, neyse o ses kayıtları, bakın mecliste bile, yani madem ki meclis de bir platform, mecliste bile fezlekeler görüşülemedi dikkat ederseniz. O zaman burada kamu yararı olduğuna göre, çünkü burada bana göre bu yolsuzluk dosyalarının kamuya mal olmasında kamu yararı vardır. İleride mahkemeler de herhalde bu konuda karar vereceklerdir. Evet. Orayı bu çerçevede anlayışla karşılıyorum bir hukukçu olarak. Ancak 17 Aralık ve 25 Aralık operasyonuyla ilişkili olmayan her türlü ses kaydını ben normal ve doğru karşılamıyorum. Yani Fethullah Gülen Hoca Efendi ile ilgili ses kayıtları da illegaldir. Onlar da olmamalıdır. Başbakanın öteki türlü ses kayıtları ve yakınlarının, neyse danışmanlarının. Ama altını çiziyorum. 17 Aralık ve 25 Aralık operasyonları ile ilgili bilgiler, belgeler, bunlar maalesef karartılmak istendiği için bu fezlekeler, bunların kamuya mal olmasına ben kamu yararı görüyorum. Ama öteki türlü üçüncü şahıslarla ilgili, bu dosyalarla ilişkili olmayan her türlü ses kaydına, bakın bu ülkede belli prensiplerde anlaşmak ve uzlaşmak zorundayız. Aksi halde yarın bir gün aynı sorunlarla karşılaşırız. O bakımdan madem ki evrensel prensipler, genel hukuk prensipleri çerçevesinde biz bir noktada buluşacaksak, benim bu konularla ilgili şahsi kanaatim bu istikamettedir. 17 Aralık ve 25 Aralık ve bağlantılı olaylarla ilgili bilgi, belge ve kayıtların kamuya mal olmasına ben kamu yararı olduğunu düşünüyorum. Çünkü hem soruşturmalar akamete uğratıldı, hem fezlekeler gitti geldi gitti. Şimdi düşünebiliyor musunuz ki? Fezlekeler Adalet Bakanı'na geliyor, Adalet Bakanı diyor ki ben adres değilim. Meclis Başkanı'na geliyor, Meclis Başkanı da ben de adres değilim diyor. O zaman adres kim? Yani o kadar eskiden Ankara'ya gelen fezlekeler nereye geliyordu? Oraya gönderiliyor, buraya gönderiliyor 3 ay 4 ay sonra. Ve bildiğim kadarıyla en son gelen fezlekelerde zaten ayıklamalar var. Ben o gün meclis bahçesinde bazı milletvekilleriyle konuştuğumda söylediler. İlk gelen fezlekelerle yeni gelen fezlekeler arasında bir şey, ayıklamalar yapılmış. Klasörler 28 klasörden 11'e düşmüş. O bakımdan buna rağmen mecliste bir görüşülme zemini aylardır sağlanamıyorsa, kamuoyu böylesine vahim iddialarla ilgili gerçekten bugün çok enteresandır Rıdvan Bey. Evet. Siz de yılların bir araştırmacı gazetecisisiniz. Bakın İran'da olay, Babek Zencani olayı, aynı zamanda bir Zeki Boruza Sarraf'la ilişkili, onun reis diye hitap ettiği Babek Zencani soruşturması bugün İran'da, İran eski Cumhurbaşkanı yardımcısı Ahmedinejad'ın yardımcısına dayanmış durumda. Ahmedinejad'a kadar gideceği söyleniyor. Bakın o kadar. Ve İran açık ve net bu adama demiş ki sen ya yurt dışındaki bu paraları getireceksin, aksi halde hapisten çıkamazsın. Ama bizde mesela siz yargı tarihimizde bu kadar büyük ve karmaşık bir dosyada insanların bu kadar erken tahliye olduğuna dair bir bilginiz var mı? Elbette ben demiyorum ki insanlar içeride kalsınlar ama ya bizim yargı tarihimizde Rıza Sarraf kadar bu kadar hızlı ve süratli tahliye olan ikinci kişi var mı? Evet. O zaman yani bu Balyoz'dan, Ergenekon'dan Tuncay Özkan 5 sene kaldı. Mustafa Balbay kaç sene? Engin Alan MHP milletvekili hala içeride. Bakın bu da çok ilginç bir durum. Yani şeyle ilgili bu Danıştay olayıyla ilgili insanlara baktığınız zaman onlar ve insanlar haklı olarak söylüyorlar. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Yani bir mesela KCK olayında da insanlar içeride. O zaman ya hukuk herkese eşit muamele yapacak ya da bu soruşturmalardaki bu karartmalar, bu gerçekten ben yıllardır siz de takip ediyorsunuz bu olayları. Bu kadar karmaşık, bu kadar dolu, bu kadar ciddi iddialar içeren, bugüne kadar herhangi bir yolsuzluk, bizim siyasi tarihimizde çok yolsuzluk Faruk olayları Bey, oldu elbette. Ben şunu da ama öğrenmek istiyorum. Yani 30 Mart'tan sonra özellikle bir takım operasyonlar yapılacağı, işte bu kişilerin casuslukla suçlanacağı yönünde hem Sayın Başbakan tarafından dile getirilen hem de çeşitli duyumlar söz konusu. Ankara'da hava nasıl esiyor? Yani gerçekten bir operasyon gündeme gelebilir mi? Bu operasyonun çapı ve çeperi kimleri kapsar? Şimdi Rıdvan Bey, başbakana sorarsanız önüne gelene vatan haini, casus, işbirlikçi, düş güçlerin taşeronu falan diyor zaten. Ama Cumhurbaşkanı diyor ki ben bu komplolara inanmıyorum. Cumhurbaşkanı dinleniyor dedi başbakan. Cumhurbaşkanı hayır, benim makam ve odalarım dinlenmedi diyor. Şimdi tabii şunu görmemiz lazım. Başbakan Erdoğan aslında hizmet camiasına yönelik
elinden ne geliyorsa yaptı ve yapıyor. Yani işte bir banka sayının batırılma çabaları, mesela diyelim ki hatırlarsanız sadece onlar değil. Yani işte mesela bu okullara yönelik başbakan, tacizler, öğrenci yurtlarına yönelik tacizler. Bu bütün bu tapelerden cemaati suçluyor ve cemaatin müsebbibi olduğu kanaatinde ve dolayısıyla bunu göreceğiz. Göreceğiz. Onu ileride herhalde Türkiye'de bunlar ortaya çıkacak Sayın Rıdvan Akar. Hangi tapelerden kim sorumlu? Şunu bakın, bizler gazeteciyiz. Her kimse, Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin de röportajında var, ben de dinleme mağduruyum, her kimse bu illegal dinlemeler hepsi ortaya çıksın. Ama bunlar adil ve sadece yargısal süreçlerle. Yoksa başbakan, şimdi mesela başbakan Doğan grubuna yönelik de tehditler savuruyor. 28 Şubat bilmem ne filan. Şimdi böyle olmaz bu işler. Bu normal yargı mekanizması içinde savcılar gerek duyuyorlarsa, bugüne kadar gerek duymamışlar. Bugüne kadar 28 Şubat'tan dolayı Doğan grubu gazetecilerine yönelik bir eylem yapma gereği duymayan savcılar başbakan dedi diye 30 Mart'tan sonra mı yapacaklar? Ya da mesela hizmet camiasına yönelik diyelim ki deniyor ki başbakanın ofisine böcek konuldu. Çok iyi, kim koymuş böceği? Denildi ki tespit edildi, başbakanlık teftiş kurulu raporu tamamlandı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verildi. Peki Sayın Rıdvan Akar, ben size soruyorum. Nerede bu rapor? Bunun gereği niye yapılmıyor? Önce iki tane emniyet mensubu var denildi. Bunlar başbakanın yakınındaydı. Birisi kaçtı, biri yurt dışı görev. Kaçtı denilen kaçmadı, ortaya çıktı. Yurt dışına kaçtı söylenen devlet tarafından gönderildi, ortaya çıktı. Çağırın bu insanları, ifade versinler. Bakın, demek ki niye çağıramıyorsunuz? Çünkü delil yok Rıdvan Bey. Yani sizin bir insanı casuslukla suçlamanız için, burası orman kanunlarıyla yönetilen bir ülke değil. Yani başbakan çıkıp meydanlarda korkutucu, tedhiş yayan, insanları tehdit eden konuşmalar yaptı diye insanlar vatan haini, casus falan olmaz. Bu peki, yargısal mekanizmayla taş gibi delilinizi ortaya koyacaksınız. Ondan sonra insanlar da diyecek ki evet, bunu ben bu eylemi yaptım. Bu kadar yani. Yoksa Adana'daki tırlar meselesi. Şimdi günlerce uğraştılar, gazete manşetleri, vay asubay casus, isterseniz toparlayın efendim. Bir cümleyle tamamlıyorum. Buyurun. Hatay'dan özel olarak bir başsavcı vekili Adana'ya getirildi sırf bu işi hükümetin istediği biçimde kotarsın diye. Ne oldu? Ankara'daki yargı makamları gözaltı gereği bile duymadılar. Adana'daki savcı geldi, gözaltı yaptı, götürdü Adana'ya. Bakın, bir astsubay, bir yüzbaşı. Evet. Mahkemeye sevk etti, mahkeme serbest bıraktı. Şimdi demek ki sizin insanları tır casusu, vay bilmem ne siz casusluk, o zaman delilinizi ortaya koyacaksınız. Yoksa böyle siyasal söylemlerle, o zaman aynı şeyleri insanlar dönüp size sorar. Derler ki kardeşim, sen bu kadar insanları suçluyorsun ama önce şu Rıza Sarraf'ın ilişkilerinin bir hesabını verin. Kim bu adam? Kime çalışıyordu? Peki. Senin hükümetinin yarısıyla ilişkiye girmiş. Bakanlar adamın önünde yatıyor, oradan geçiyor, buradan geçiyor. Saatler var, paralar var, milyon dolarlar var, eurolar var, valizlerle Ankara'ya gelen eurolar var. Valiz açılmış, para bulunmuş. Bunların hesabını vermeden insanlara ulu orta, casuslu, vatan haini, bunlara ne kimse inanır? Bakın, ben size açık ve net söyleyeyim. Hukuk, evet, son olarak söyleyeyim. Bunlar sonuç çıkmaz. 30 Mart'tan sonra şöyle yapacağım. 30 Mart'tan sonra böyle yapacağım. 30 Mart'tan. Sayın Başbakan, siz başkadı mısınız? Siz Yargıtay Başsavcısı mısınız? Siz nesiniz? Böyle bir şey yok. Böyle korku ve tedişle Rıdvan Bey 30 Mart seçimleri etkilenmek isteniyor. Ama herhalde göreceğiz. 30 Mart seçimlerinde başta Erzurum olmak üzere İstanbul, Ankara, herhalde insanımız sandık başına gittiği zaman Türkiye'nin böyle bir yönetim anlayışını, böyle gangster tarzı yönetim anlayışını hak etmediğini herhalde insanımız görecek diye çok düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum programa katıldığınız için. Sağ olun efendim. Sevgili seyirciler, ben kısa bir aradan sonra yine birlikte olacağız. Bizden ayrılın. Yarın 19.05'te Hayatın Tanığı var. Hayatın Tanığı'nda yarın yitirdiğimiz evlatlarımızı anacağız. Kimi zaman terörün, kimi zaman ihmalin, kimi zaman şiddetin kurbanı oldular. Türkiye çocuklarını yitirdikçe vicdanını kaybetti. Koşuyolu Kalp Hastanesi'nin aciliydi herhalde hatırlayabildiğim. İçeride müdahale etmeye çalışıyorlar. Daha doğrusu kalbini çalıştırmak için uğraşıyor doktorlar. Yani o anda bildiğim ne kadar dua varsa dua ettim. Dedim ki Allah'ım, her şey olabilir. Beynine oksijen gitmemiş olabilir. Kolu kopmuş olabilir ama ne olduğunu bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum çünkü söylemediler. Her şeyle kabulüm Allah'ım dedim. Yani yatalak bile olsa ben kabulüm. Ne olur oğlumu bana bağışla.
Kimi zaman Sivas'ta, kimi zaman Uludere'de, kimi zaman bir kaldırımda, kimi zaman bir feribotun kapağında o çocuklar gitti gitti. Bizim içimiz yanıyor. Biz, ablamız gitmiş bizim. Yani düşünsenize 11 yaşındaki kızdan terör çıkar mı? Türkiye'nin öldürülen çocukları hayatın tanığında. Rıdvan Akar'la Hayatın Tanığı cumartesi 19.05'te CNN Türk'te. Evet, şair Ece Ayhan'ın devlet dersinden öldürülen çocuklarını anacağız yarın. Habere Dair'den bu haftalık bu kadar. Haftaya aynı saatte yine karşınızdayız. Hoşça kalın efendim.